Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmen NATO'ya üyelik başvurusu yapmaya karar veren İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine evet demeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları için her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil, dedi. İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları'nın Türkiye ziyaret planını da değerlendiren Erdoğan, pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'ya üyelik konusunda sizinle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda bir resmi talep geldi mi ve takvim belirlendi mi? Yine NATO'ya üyelik konusunda İsveç'ten bir heyetin Ankara'ya geleceğini biliyoruz. Her iki ülkeyle yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin tutumu ve beklentileri ne olacak sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi. Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Fakat çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Bakın, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız. Bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz.'' Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı. Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip orada bunları konuşturuyorlar. Özel davetlere çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü, güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil ve bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta sonu yapılan NATO dışişleri bakanları gayri resmi toplantısına katılmıştı. Toplantı sonrası NATO Türkiye'nin iki İskandinav ülkesinin üyeliğini engelleme niyeti olmadığını duyurmuştu.